hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ederim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Waldrin Tayri arkadaşlar kendisi Shiba ile alakalı genel görüşler bildiriyor ve e, diyor ki Shiba'daki özellikle mevcut rally etabı 4.0 17.5'lara kadar devam edebilir diyor. Bakın. Olası durumda aşağı yönlü bir kırılım ise 83'lere kadar devam edebilecek bir düşüşü aslında tetikleyebileceğinden bahsediyor. Şimdiki, şimdi buradaki asıl olay şu arkadaşlar. Bir, Shiba 97'lerden düşer ve günlükte bir kapanış altında yapar ise burada zaten aslında sürdürülecek bir Devam düşüş hareketi olacağı anlamı taşır ve evet geçmiş seviyelere geçmiş diplere kadar yoklayabileceği anlamına gelir. Fakat bu tabii ki e, genel itibariyle radikal bir durumdur ve Bitcoin tarafındaki düşüşler ancak buna tetikleyici olabilir. Aksi bir durumda Shiba şu an 107'ler üzerinde bir günlük kapanış yaparsa ilk hedefi 14 pozisyonları olacaktır ve 14'lere doğru e, Shiba hareketlenecektir arkadaşlar. Buradaki olası bir kırılım. 17'leri yeniden hedefleyecek bir ship coin anlamına gelecektir. Shiba şu an genel görünüm itibariyle tabii ki kripto paraların tamamı gibi BTC'ye göre hareket ederken özellikle volume market cap değerleri normale göre yani Shiba'nın tutma oranlarını düşündüğümüz zaman fazla oldukça fazla diyebileceğimiz seviyelerde 0.12'ler. Dolayısıyla olası durumlarda kısa vadede BTC hareketlerine karşı çok radikal yukarı ya da aşağı hareketlerde bulunabilir arkadaşlar. Volatilite fazla dikkatli olun. Kademeli alım için 97 pozisyonları takip edilebilir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.